Kadıköy Göztepe Marmara istasyonunda Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Akay'ın, sayın seyirciler, 5 ay önce de kadının evinin önündeki ağaca tırmanarak tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Abi hazır ol, ben kaçabilir, koşarız. Ağaca tırmanıp saklandı, taksiyle evin kapısına dayandı. Takip, taciz yetmedi, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. Bıçakla suratını kesti. Beni işimden edersem seni öldürürüm, keserim diye söyledi. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'nin uzun süredir peşindeydi. Her yerde takip ediliyorum şahıs tarafından. Son bir yıl bu şekilde takip edildim. Defalarca karakola başvuran kadın en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tehdit edildi. Bir hafta sonra Çetin Akar maske ve kapşonla kamufle oldu. Genç kadına Göztepe Marmara istasyonundaki görev yerinde saldırdı. Yolcuların iniş anında yolcuların arkasında saklanarak direkt bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın sırtından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın yığıldı. Gülhan Karadereli'yi ölümden yolcular ve bir meslektaşı kurtardı. Şahıs beni öldürmek amaçlı zaten gelmişti. Şüpheli Akay'ın 5 ay önce Karadereli'nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüntüler ortaya çıktı. Akay'ı görenler cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Abi hazır ol, ben kaçabilir, koşarız. Ayaklarına poşet kalmış ayaklarına. Bir başka görüntüde Karadereli'nin evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akay taksiyle Karadereli'nin evinin önüne gelip böyle terör estirdi. Talihsiz kadının hayatını kabusa çeviren tam 11 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.